Herkese merhaba. Gizli Anların Yolcusu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümü izlemek istemeyenler veya kaçırmış olanlar veya direkt buradan da almak isteyenler için çok kısa bir özet geçeceğim. Bir tane yayıncı erkeğimiz var. Adı İlhami. Ve karısıyla arasında sorunlar var. Çocuklarını kaybetmişler bir trafik kazasında ve ikisinin de yas tutma şekilleri birbirini tutmadığı için ikisi de birbirinden çok uzaklaşmış durumda. Bu uzaklaşmanın sonucu olarak da İlhami karısını iş arkadaşıyla, iş ortağıyla aldatmaya başlıyor. Aslında bu iş ortağıyla aldatma olayının gayet tereyağından kıl çeker gibi olacağını düşünüyor İlhami. Ama hiç öyle olmuyor. Handan sürekli evlerine gelmeye çalışıyor. Sürekli bir şeyleri didik didik etmeye çalışıyor. İlişkilerine karışıyor. Buluşmalarına geliyor. İş yerinde sürekli anlaşmazlıklar çıkarmaya başlıyor. Mesela geçen haftaki bölümde bir partinin broşürünü basmayı. Yani böyle bir iş teklifi geliyor ve çok güzel bir kadından geliyor bu iş teklifi İlhami'ye. Handan da aslında kadına çok gıcık oluyor. Ama kadına gıcık olduğu anlaşılmasın diye aslında siyasi işlere girmeyelim ya, saçma sapan işler bunlar falan diye. Çok güzel bir iş teklifi olmasına rağmen İlhami Bey'e reddettiriyor. Gerçi İlhami Bey sonra avukatlarından sorduruyor, soruşturuyor ve ülkenin o zamanki durumu da yani şu ankinden çok farklı olmadığı için eninde sonunda reddetmek zorunda kalıyorlar. Ama Handan'ın aslında tek derdi Julie'de denen kadının İlhami ile yakınlaşmaması. İlhami Handan'a ayar veriyor. Diyor ki sen benim sevgilim değilsin, nişanım değilsin, karım değilsin, benim kadınlarla olan ilişkime bu şekilde müdahale edemezsin falan filan gibi azarlıyor Handan'ı. Ve sonrasında da bir sonraki hafta ne hikmetse Handan evine yemeğe davet ediyor İlhami'yi ve Eda'yı, tamam mı? Biz de kaldığımız yerden oradan devam edeceğiz şimdi. Bu arada eğer kanalımı beğendiyseniz, kitap incelemelerim hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı düşünebilirsiniz diyorum ve hemen incelememize geçiyorum. Akşam eve girdiğimde karım müjdeyi verdi. Perşembe akşamı Handan'a davetliyiz. Başkaları da davetli miymiş sordun mu? Sormadım ama sanırım baş başa olacağız. Bu daha da güzel dedim. Mutlu bir üçlü oluruz. Ménage à trois. Ménage à trois da Fransızca'da üçlü ilişki demek. Sen böyle huysuz değildin dedi Eda. Huyun değişti. Kızını mı özlüyorsun nedir? Bak bu çok doğru. Kızımı özlüyorum. Tatillerinde mutlaka gelsin istiyorum. Öyle sırtına çantasını vurup oraya buraya gitmek yok. Bütün yazı bizimle geçirsin. O zaman sana bir müjde vereyim. Bugün mektup geldi Derya'dan. Yaza kadar beklemeyeceksin. Ara tatilde gelmek istiyor. Harika bir haber bu dedim. Edoşum, ona çok güzel bir tatil geçirtelim olur mu? Eda'nın irkildiğini gördüm. Uzun süredir karıma Edoşum diye hitap etmemiştim. Daha doğrusu edememiştim. Mutlu günlerimize ait sevgi sözcüklerini, birbirimize taktığımız isimleri, aile içi şakalaşmalarımızı tuhaf bir tutuklukla sakınır olmuştuk. Sanki aksini yaparsak kaybettiğimiz çocuğumuza saygısızlık olurmuş gibi. Öyle yapalım dedi yorgun bir sesle. Buradan memnun ayrılması için elimizden geleni yapalım İlhami. Yanıma gidip sarıldım karıma. Hiç konuşmadan bir süre birbirimizin kollarında kaldık. Saçların yine Yasemin kokuyor dedim. Geçen gün Handan'a söylerken aklıma geldi. Ne zamandır parfüm kullanmıyordum. Gidip kendime bir şişe Joy aldım. İyi etmişsin güzelim, sana yakışıyor bu koku. Bilmez miyim dedi gülerek ve kim bilir neler hatırlayarak. Onu duyduğum merhametin dışında bana hiçbir etki yapmadığına yazık ki karımın saçlarında tüten Yasemin kokusu. Yani aslında çift olarak iyi geçinseler de daha çok ev arkadaşı gibiler. Yani çift olarak aralarında bundan daha fazla romantik bir şey veya aşka benzeyen bir şey kalmamış. Merhamet duyguları, sevgi falan kalmış sadece. İlişkinin tamamen bitmiş olduğunu gözlemliyoruz buradan aslında. Neyse Handan'ın evine gidiyorlar. 4 kişiydik. Handan o gece sofrayı dengelemek için Bora'yı davet etmişti. İş arkadaşı hatırlıyor musunuz? Genç bir çocuk vardı. Gözleri mahzun mahzun bakan ve çok utangaç ve İlhami'ye. İlhami Bey, işte biz yayın evi sahiplerini hoşluk bakımından rateledik ve en yüksek, en hoş siz çıktınız falan diyen çocuk, tamam mı? Aklınızı tutun bu karakteri demiştim. Neyse. İş yerinde çalışan bir elemanı çağırmış olması resmen işgüzarlıktı. Hatta münasebetsizlikti. Yayın evinin dengelerini alt üst etmekti. Ama yapılacak bir şey yoktu. Çocuk elinde bir buket çiçekli ve yüreğinde Handan patronuna duyduğu minnetle gelmiş karşımda oturuyordu. İçimden acaba Bora bu evde benim yerimi mi almak üzere diye düşündüm. Handan bu genç çocuğu benden yeteri kadar alaka görmediği için bana karşı kullanmaya mı kalkmıştı? Hem tuhaf bir kıskançlık hem de müthiş bir rahatlama duydum. Bora, senin gözlerin ne renk Allah aşkına? Huyu yeşil desem değil, siyah hiç değil, lacivert mi yoksa diye sordu Eda. Bu çocukta kendinden yaşlı kadınları çeken bir tılsım mı vardı ne? Bora'nın gözlerine ilk kez dikkatle baktım. Gerçekten çok derin ve tuhaf renkli gözleri vardı. Daha önce fark etmediğim. Bora bakışlarımdan rahatsız olmalı, hafifçe kızardı. Bilemiyorum dedi. Galiba ışıkla değişiyor biraz.
Böyle Bora'yı çok kibar, utangaç bir çocuk olarak yazıyor yazarımız. Neyse, Bora ile muhabbet ederken bir ara kızlar mutfağa gidiyorlar. İlham'ın kulağı, kızlar dedim de Handan'la Eda da işte. Handan'la Eda bir şeyler hakkında konuşuyorlar. Aileleri hakkında, ilişkileri hakkında falan. O da kulak kesiliyor. Acaba Handan beni aldatıyor mu? Acaba Eda'ya benim hakkında bir şey mi söyleyecek falan gibi geriliyor İlhami. Dinlemeye başlıyor sohbetlerini. Neyse sonra dalıyor iyice ve Bora diyor ki İlhami Bey, İlhami Bey siz iyi misiniz? Şey şarap çarptı galiba. Ben size bir kahve yapıp getireyim. Kalktı Bora, mutfağa geçti. Bu piç kurusu nereden biliyor kahvenin, cezvenin yerini? İyice gıcık oluyor, Bora'yı kıskanmaya başlıyor. Sonra tuvalete gideceğim dedim. Mutfağa girdim. Handan ocağa sürdüğü cezvenin başında duruyordu. Arkasında durup kalçasına avuçladım Handan'ın. Taciz. Çığlık atarak döndü. Beni gördü. Ah sen miydin dedi. Kim sandın, Bora mı? Hırsla dudaklarına asıldım Handan'ın. Eda'nın ya da Bora'nın mutfağa gelme ihtimalini hiçe sayarak hırsla, tutkuyla öptüm Handan'ı. Dudaklarını bıraktığımda zafer ışıltıları gördüm Handan'ın gözlerinde. Yani artık adrenalin olsun diye mi yoksa garip bir power trip olsun diye mi bilmiyorum. Erkekliğinin sarsıldığını falan düşünüp ego savaşlarına mı giriyor? Orada bir güç kurmaya, üstünlük mü kurmaya çalışıyor kendince anlamıyorum. Bir anda böyle kadına karısı içerideyken öpmeye başlıyor. Çok iğrenç. Yani bir önceki bölümde de demiştim ya edebinizle adabınızla adasın. Ya kardeşim başka yerde öpüşürsün ya. Allah Allah. Mutfakta niye öpüşüyorsun? Neyse sonra kalkıyorlar. Kapıda Handan'la vedalaşırken saçlarını asılarak kendime çektim yüzünü. Yanağına konduracağım öpücük başını kaydırınca dudağının kenarına geldi. Ha, oldu olacak. Karının gözünün önünde yiyiş yani. Yiyiş de rahat et yani. Ne istiyorsun bilmiyorum ama gerçekten karının önünde yiyiş şu Handan'la ve rahat et. Bir anda çok kızmam peki. Neyse sonra eve giderlerken İlhami Eda'ya soruyor ki sence Bora ile Handan'ın arasında bir şey mi var? Ne tuhafsın İlhami. Bora neredeyse oğlu yaşında onun. Ya bu İlhami ismi de o kadar uymuyor ki yani ne fonetik olarak ne hikayenin gidişatını bozuyor. O kadar akışı bozan bir isim ki İlhami. Oldu olacak Abdülrezzak falan koysaydın ya. Kaan falan koysaydı keşke. Mesela düşünün şurada. Ne tuhafsın Kaan. Bora neredeyse. Ne tuhafsın İlhami. İlhamiler varsa aranızda lütfen gıcık olmayın ama. Fonetik olarak gerçekten hiç kitaba yakışmıyor ya. Bora neredeyse oğlu yaşında onun. Evin pek aşinasıydı da ya sana ne kardeşim sana ne yani. Bora'yı böyle Handan'dan kıskanma triplerine giriyor. Neyse sonra bir sonraki bölümde de kızı Derya'ya anlatmaya başlıyor. Bölümün ismi de mavi saçlı bir kızla lacivert ceketli çocuk apayrı dünyalarının içinde yürüyorlardı yan yana. Hatırlıyor musunuz Bir Kürt Sevdim adlı kitabın arkasında yazan şeyi? İşte sarışın bir kızla esmer bir erkek yürüyorlardı yan yana, yana yana gibi bir şey yazıyordu. Acaba Ayşe Kulin çok okumuş olabilir mi yazar? Bence kesin okumuştur. Ya bu arada hiç bulunmayacak, kimsenin aklına gelmeyecek bir ifade de değil ama bana nedense Bir Kürt Sevdim hatırlattı. Neyse, Derya'yı anlatmaya başlıyor. Liseyi yurt dışında okumaya başlamış kızı Londra'da. Ve sadece Noel'den Noel'e görüşüyorlar. Ve yaz tatillerinde istemeye istemeye geliyor kız. Ve düşünün yani 15 yaşından 18 yaşına kadar Londra'da ve yılda iki kere görüşüyorlar. Yani aslında kızı tamamen sallamışlar ebeveyn olarak. Umurlarında bile değil. Böyle yani hikayeye göre böyle. Kızın zaten kardeşi ölmüş. Bir de onu evden resmen kovuyorlar. Kızın yani ne yaptığı umurlarında bile değil. Hepsi kendi hayatının derdine düşmüş. İşte diyor ki her tatilde geldiğinde Türkiye'ye tipi daha da değişiyor. Yani ne bekliyorsun acaba? Tabii ki çocuğun büyüyecek büyüme sancıları sürekli farklı bir imajla kıyafetle gelebilir yani. Olabilir yani olamaz mı? Ayrıca yani illa ergen olmamıza gerek yok. İnsanların her yıl tipleri değişir zaten. Ama böyle aşırı yadırgıyorlar şimdi. Diyor ki her tatilde geldiğinde farklı bir kıyafetle geliyor. Eteklerim Mininin de minisiydi. Üzerine yırtık pırtık ceketler giyiyor, zincirler takıyordu. Bir kulağında 3, diğerinde 5 adet küpe vardı. Aman Allah'ım. Burnunun kenarında ise minik bir halka. Aramızda uzun uzun konuşmuştuk annesiyle ne yapmamız gerektiğini. Acaba onu Türkiye'ye geri mi getirseydik? Derslerinde sorunu yoktu ve mutluydu. Okulunda bıraktık. Yani çocuğu oraya tam biraz alışmışken Türkiye'ye getirmek de gerçekten bir ebeveynlik faciası olurdu. Zaten çocuğu defetmişsin yani. Bari bırak lisesini bitirsin. Gelecekse liseden sonra gelir. Ki bence çocuğu bak lise hala yetişme büyüme çağı yani. Ergenlik hala. Bilmiyorum. Anneden babadan bu kadar uzak olmak. Üniversitede gitse okey diyeceğim ama lise bence biraz erken olmuş. Gerçi şimdi bu olaya da profesyonel değilim. Belki pedagojik açıdan farklıdır. Çünkü sonuçta yatılı okumuş insanlar da var. Aranızda da vardır eminim. Ve her yatılı okuyan çocuk inanılmaz bir aile özlemiyle yanıp tutuşmuyor. Ben yatılı bir okula gittim lisede. Ben yatılı kalmadım. Ben gündüzlü tabir edilen çocuklardandım. Servise gidip geliyordum ama benim sınıfımdaki bütün arkadaşlarım yatılıydı. Bütün kızlar zaten dil sınıfı, erkek yoktu.
Aklıma bir tane meme geldi ya. İşte gaylerin İngilizce'de iyi olması. Bu evrensel bir şey bu arada. Türkiye'de de Twitter'da falan bunun çok dalgasını geçiyorlar. İşte İngiliz edebiyatını kazanan gayler yazabilir mi falan diye bir tweet görmüştüm. Şöyle bir meme vardı. Gayler İngilizce sınavına girecekler. Hiç çalışmalarına bile gerek olmadan kazanacaklar. Niyeyse böyle bir durum var. Yatılılardı. Önceden yatılı okumuş arkadaşlarıma şu an hislerini sorduklarımda ailenden uzaklaşmış hissettin mi? Hayır diyenler çok oluyor. Ben bunu hissedenler de oluyor ama hayır biz gayet mutluyduk. Kendimiz istedik yatılı okumayı. Arkadaşlarımızla çok eğlendik diyenler falan da oluyor. O yüzden yatılı kalmaya dair veya erken yaşta aileden ayrılmaya dair işte pedagojik olarak ne kadarı sorumlu? Çünkü her hafta sonu izne geliyorlardı yatılı kalan arkadaşlarım sonuçta. Eve gidebiliyorlardı. Bu konularda bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa bu konuda uzman olan aşağı yazsınlar. Merak ediyorum bu konuyu. Bir sonraki yıl bizi saçlarına dair daha büyük bir sürpriz bekliyordu. O güzelim yapıncak saçları didik didik kesilmiş, alnının üzerine isabet eden tutamı yeşile boyanmıştı. Kendimizi okul müdürünün odasında bulmuştuk. Kızımız aykırı bir tipe mi dönüşüyordu? Aman Allah'ım. Kızımız hala ergenlik çağını yaşıyor. Kişilik geliştiriyor. Müdahale etmeyin. Kendi haline bırakın. Yolunu bulacaktır demişti müdür. Müdür bey şunu sormak istiyorum. Bu ne oluyor peki? 31 yaşındayım. Bu da mı ergenlik oluyor? Ergenlik bitmeyen bir şey mi? Neyse. Son gelişinde onu karşılamaya ailecek. Bu arada renkli saçların 2011 yılında bu kadar yadırganması. 2012-2013'te popülerleşmeye başlamıştı. Ben 2013'te saçlarımı ilk pembeye boyatmıştım. Neyse işte sanki kızları böyle satanist olmuş gibi sırf saçlı şu tutamı yeşile boyattı diye krize giriyorlar. Son gelişinde onu karşılamaya ailecek gittik. Koyu maviye boyanmış saçlarından dolayı önce tanıyamadık kızımızı. Koyu mavide ne var Allah sen? Siyah gibi bir renk işte zaten. Aman Allah'ım dedi Eda. Ne hale sokmuş kendini. Sakın tepki göstermeyin diye acele acele tembih ettim. Hem ona hem anneme, annemle kayınvalideme. Sanki kız dilini ikiye yardırdı, burnuna aldırdı. Böyle şuralara böcek gibi piercingler koydurup bütün suratını face tattoo'larla donattı. Öyle tepki veriyorlar mavi saça arkadaşlar. Bu arada buradan da yazarın yaşı çıkıyor bence. Bunu yazdığında sanırım 70'li yaşlarında. Veya 65'li 70'li. İpek Ongun gibi aslında. Şu aynı yaştalar aşağı yukarı. O yüzden çok yadırgıyor olabilir. Onu hoşnut etmek adına birkaç tiyatroya ve dans gösterisine yer ayırtmıştık ama memnun kalacağından pek de emin değildik. Bizimle sıkılabilirdi. Kızımızın eğleneceği mekanlara biz gidemezdik. Bizim yemek yediğimiz lokantalarda o sıkılacaktı. Böyle garip bir tribe giriyorlar. Kızımız ergen artık bizi beğenmez, çobanık biz falan gibi düşünmeye başlıyorlar. Sıkılırsa büsbütün kopacaktı bizlerden. Tatillerde gelmek istemeyecekti. İyileşmeye yüz tutmuş Eda'nın manen de olsa bir çocuk daha kaybetmeye takatı yoktu. Ya madem öyle bir niyetiniz yok çocuğunuza biraz daha sahip çıkın. Ben hemen ebeveynlik şeyimliyorum. Birden aklıma bir fikir geldi. Aynı yaşta elbette değillerdi ama Bora gençti. Herhalde bir arkadaş çevresi de vardı. Bora bu arada 25-26 yaşlarında falan. Hayat öyküsünden yola çıktığımızda yaşı bu şekilde. 18 yaşında kızı da. 17-18 yaşlarında falan. Ben asla çocuğumu tanımadığım etmediğim 25-26 yaşlarında bir erkeğe 17-18 yaşında liseye giden kızımı emanet etmezdim mesela. Neyse buradan kızımla ilgilenmesini rica edecektim. Biletini hazır ettiğimiz rock konserine bizim yerimize eğer hayatındaki kadın o gece şüphelendiğim gibi Handan değilse kız arkadaşıyla birlikte Derya'yı da alıp gidebilirdi. Dünyanın en kötü fikri. Yani bir de çocuğunuzla iletişim kurmak, bağlantı kurmak istiyorsanız çocuğunuzla araya bebek bakıcısı sokmak dünyanın en saçma, en aptalca fikri bence. Hele erkek ve yaşı ondan bayağı büyük bir bebek bakıcısı sokmak. Çünkü o arada bir güç dinamiği olacak. İş yerinden abi Bora onun gözünde. Ve o daha liseye gidiyor. Bence hiç hoş değil. Hiç. Ben o yaşlarda bir kız çocuğu olma deneyimini birinci elden yaşamış biri olarak ne kadar iğrenç olabildiğini bazı erkeklerin çok iyi biliyorum. O yüzden ne kadar güvenirsem güveneyim, cinsel yönelimi ne olursa olsun daha yaşıtı bir erkek arkadaşıyla vakit geçirmesini isterdim. 25 yaşında bir insana çocuğumu emanet etmezdim yani. Ne düşünürseniz düşünün bu konuda. Derya tatil için İstanbul'a geldi yine. Burada pek arkadaşı yok. Bizlerle de canı sıkılıyor. Genç kız işte. Diyordum ki birkaç arkadaşım varsa... Bora. Burası çok komik. İlhami Bora'yı kızıyla takılmaya ikna etmeye çalışıyor. Ve genç gözükmeye çalışıyor, tamam mı? Şu şekilde gözüküyor aslında yani. Diyor ki birden Bora'ya. Bora, senin girlfriend'in var mı? Pardon diyor Bora'da. Yani kız arkadaşın, sevgilin var mı? Kızardı. Yok dedi. Hay Allah. Olsa iyi olurdu dostum. Derya'yı da takardım peşinize. Bir rock konserine bilet aldım da birlikte giderdiniz. Kız arkadaşım yok ama arkadaşlarım var eğer isterseniz. İsterim Bora. Birileriyle gezecekse bildiğim kişiler olsun. Sen yanında olursan içim rahat eder. Kollarsın onu. Peki efendim.
Böyle çocukla. Çocuğu kafalamaya çalışıyor yani aslında. Sen benim kızımla takılı girlfriend'in var mı falan diye bir de ağzını arıyor. Bir yandan da Handan'ı da düşünüyor. Handan'la Bora sevgili mi acaba diye. Bir çocuğunu buna alet ediyor. O kadar iğrenç birisi ki yani. Tam bir asshole değil mi? Neyse. Akşam evde Eda'ya niye ısrarla kızımı Bora'ya tanıştırmak istediğimi açıklarken anlayışsızlığına şaşıp kaldım. Bülent var Hayri'nin oğlu. O ne güne duruyor dedi. Ben de bu konuda Eda'ya katılıyorum. Sakıncalı buldum Eda. Neden ama? Hem arkadaşımızın oğlu, doğduğu günden beri tanıyoruz. Hem de çok daha dengi dengine biri Derya için. Arabası var. Zengin adam çocuğu o. Kızımla çıkacaklar, gece kulüplerinde içecekler. Sonra babasının ona yeni hediye ettiği Porsche arabaya binip gazlayacaklar. Söyletme beni Eda. Bir kazaya daha Eda sus diye bağırdı. Sus ağzından yelen birden böyle ya bunu bilerek kullanıyor mu İlhami? Bundan çok emin değilim. Ya da gerçekten öyle mi hissediyor? Ama sonuçta Bora ile bindikleri takside de kaza olabilir. Böyle düşünülecekse her an bir araba kazası olabilir yani. Bence biraz bahane ediyor. Sırf Bora ile gönderip Handan'la aralarındaki ilişkiyi öğrenmek için. Bana göre de ben Eda'ya bu konuda çok katılıyorum. Daha yaşıtı bir çocukla, daha anlaşabileceği biriyle göndermek daha iyi. Ya ayrıca kız arkadaş diye bir şey var ya. Yani niye oğlu? Kız kıza bir kız bulun işte 2-3 tane yaşıtı falan. Onlarla takılsın. Anlamıyorum. Gerçekten. Neyse. Ben de şey sanmıştım. Ne sanmıştın? Elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Hiç. Saçmaladım. Boş ver. Aşağı yukarı biliyordum ne sandığını. Bir gece Handan'dan ayrıldıktan sonra sizin aranızda bir şey mi var Handan'la demişti Eda. Deli misin Eda? Ne olabilir ki? Saçmalama. Nereden çıkarttın bunu? Vücut dilinizden. Biz orta yani aslında başında da videonun söylediğim gibi birazcık hissediyor ama çaktırmıyor Eda bence. Biz ortağız, iş arkadaşıyız. Bütün bir günü çeşitli şeyleri konuşa konuşa, tartışa tartışa burun buruna geçiriyoruz. Normal değil mi yani vücut dilimizde yakınlığımıza dair bir ipucu yakalamak? Belki de haklısın demişti karım. Ama ikna olmuş muydu bilemiyorum. Handan'ın evinde yemek yediğimiz gece Bora ile yakınlığını kıskanmış olduğumu anladıysa acaba kızımı devreye çok sokmaya çalıştığımı mı düşünüyordu? Yok artık pes. Hiç yok artık pes deme. Bora ne alaka? Bora'yı araya sokuyorsan hiç yok artık peslikli olay yok. Amacım bu İlhami. Neyse konser akşamı Bora geliyor. Gece bayağı geç bir saat oluyor. Sonra Derya arıyor. Biz konserden çıktık. Beyoğlu'nda bir kafeye bir şeyler içmeye gidiyoruz. Merak etmeyin diye arıyorum diyor. Konser iyi miydi? Süperdi. Beklemeyin sakın. Benim anahtarım var. Geç kalma dedim. Öptüm diyor ve kapatıyor. Yani çok eğleniyor aslında Derya. Ama İlhami çok gece geç vakitlere sarktığı için dönüşleri huzursuz oluyor ve evde uyumadan beklemeye başlıyor kızı. Sabah 4 oluyor ve gelmiyorlar. Merak etmeye başlıyor artık. Bora'nın telefon numarasını bile bilmiyordum. Şu ana kadar aklıma gelmemişti telefon numarasını sormak. Ah aptal kafam. İnsan kızını gezmeye götüren adamın telefon numarasını almaz mı? Ne biçim babaydım ben? Ofisten öğrenebilir bunu bu arada ama sabahın 4'ü. Gerçekten de ne biçim bir babasın, ne biçim bir ebeveynsin yani. Çocuğunu biriyle yabancı, tanımadığın bir adamla eğlenmeye yolluyorsun. Adamın telefon numarasını bile almıyorsun. Hele bir gelsinler gösterecektim ben o Bora denen herife. Sabahın 4'ü olmuş hala ortalıkta yoklar. Polis mi arasaydım? Ne biliyordum ki Bora'nın hakkında? Onu arabası, fiyakası ve şımarıklıkları yok diye elimizde büyüyen arkadaş çocuklarına tercih etmiştim. Neyse böyle kuruntular geliyor kafasına. Sonra camdan geldiklerini görüyor. Böyle saat 5 falan. Aa sen yatmadın mı baba? Beni mi bekledin yoksa? Diyor Derya eve girince. Burada otururken dalmışım. Ne yaptınız bu saate kadar kuzum? Konserden sonra Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir caz kulübüne gittik. Müthişti. Sonra acıktık. Bir çorbacıya gittik Arnavutköy'de. Kaç kişiydiniz? Konserde 3 kişiydik. Bora, Memo, ben. Caza başkaları da geldi. Serdar, Hilmi, Hakan. Baba isimlerini karıştırıyorum. Hepsi erkek miydi buranın arkadaşlarının diye sordum. Olur mu? Kızlar da vardı. Duru ve Melis. Melis de grafikermiş. Cumartesi akşamı davet ettiler beni. Bu sefer başka bir kulübe gideceğiz müzik dinlemeye. Sonra teşekkür ederim babişko bu gece için falan diyor ve yatağına gidiyor uyumaya. Sonra bu salak İlhami de kızını ve Bora'yı azarlayamadığı için yine güç triplerine giriyor. Egosal triplere giriyor. Ve sabahın o vaktinde Handan'ın evine gidiyor. Bir aydan beri uğramamıştım evine. Kim bilir belki de biri vardı evinde, yatağında. Sonra kapıyı çalıyor. Kadın diyor ki ne oldu İlhami? Konuşturmadım Handan'ı. Dudaklarına yapıştım. Gecenin bütün eziyetini, gerginliğini, kızgınlığını duvara yasladığım kadından çıkarttım. Sonra hadi bir kahve yap bana dedim. Mutfakta karşılıklı oturmuş kahvelerimizi içerken ve Handan'ın çırptığı yumurtaları yerken Allah aşkına söyle neydi bu İlhami diye sordu Handan. Gecenin bir yerinde uyandım ve canım seni çekti. Hepsi bu. Hayır. İlhami'de böyle çok ezik bir erkeklik sendromu var arkadaşlar. Bir şey yapamıyor. Çok böyle çaresiz hissediyor kendini birçok konuda. Ve bunun intikamını da saçma sapan bir şekilde hayatındaki kadınları yönetmeye çalışarak ve onların üzerinde güç ve üstünlük kurmaya çalışarak çıkarmaya çalışan bir gerizekalı. Farkında değil
değilsin ama sen bana aşıksın ilhami diyor Handan da. Allah'ım bu arada o kadar yani o kadar cinsiyetçi bir şekilde yazılmış ki kitap. Kadınları hep çok salak, İlhami de çok zeki ve onları parmağında oynatıyor falan. Neyse kahvaltımı bitirince telefonla bir taksi çağırdım evime dönmek için. Saat 7'ye geliyordu. Yatak odasında tuvaletten çıkan Eda ile çarpıştım. Sonra Eda'ya anlatıyor işte Derya çok geç geldi de ben de çok canım sıkıldı sabah bir yürüyüşe çıktım geldim diyor. Ama dün geceyi sakın sen sorgulama üstüne gitme Derya'nın diyor. Hayatından memnun gözüküyor keyfini kaçırmayalım diyor. Burada da dikkatimi şu çekti. Benim sevgilim eve gelse mutlaka öperim. Ağzındaki kahve kokusundan yalan söylediğini anlayabilirim yani. Ya işte ben yürüyüşe çıktım geldim. Baya baya kahvaltı etmişsin kahve içmişsin be adam ya. O kadar rahat yalan söylüyor ki çünkü birbirleriyle herhalde hiçbir ilişkileri kalmamış. Yani öyle kurgulanmış. Hiçbir şekilde adam böyle mal gibi yalan söylüyor ve kadın da ha öyle mi falan diye yiyor yani. Bu arada benim ufacık saçma sapan detaylara takılmam ama ben olsam mesela daha gerçekçi olsun diye kahveyi de şurada burada içtim diye sallardım araya bir tane. Çünkü bir çift birbirlerine hep yakındırlar. Birbirlerinin anlarlar yani. İşte sigara içildiyse anlar, kahve içildiyse anlar. Londra'da başında mıyız her an her gece? Kaçta yatıyor biliyor muyuz? Bu arada evet bu çok dikkatimi çekmişti. Yani kız Londra'dayken hiç arayıp sormuyorsun ama Türkiye'deyken evet saat sabah 4'te 5'te geliyor diye deliriyorsunuz ikiniz de. Ya yani Londra'dayken arayıp soruyor musunuz? O kadar sorumsuz ebeveyn 101 yani. O kadar saçma sapan bir kontrol kurmaya çalışıyorlar ki çocuğun üzerinde. Madem yolladın onu o zaman demek ki o çocuğa güveniyorsun. Büyüdüğüne inanıyorsun. O zaman niye 4'e 5'e kadar bekleyip sinirleniyorsunuz? Diyor ki Eda yatılı okulda okuyor ama Londra'da uyku saati belli diyor. Sanki yani Londra'daki yatılı okullar da 9'da kesin KYK yurdu gibi uyutuyorlardır herkesi. Neyse sene üniversiteye başlayacak. Ne yaptığını nereye gittiğini hiç bilemeyeceğiz. Lütfen üstüne gitme Eda diyor İlhami de. Ve böyle olay kapanıyor. Sonra Derya'nın gitme vakti geliyor. Havaalanına götürüyorlar. Yaz tatiline gelirken saçlarının turuncu olma ihtimali var mı diye sordum Derya'nın kulağına eğilerek. Modaya bağlı baba dedi. Sen moda ikonu musun Derya diyor. Ben kendi paşa keyfimin ikonuyum diyor Derya da. Burada da yani damn dedim Derya için. Derya'yı Londra'da okutmasaydım şu anda saçları herhalde kendi renginde. Ay ne kadar abarttı şu saç için ya. Gerçekten sinir oldum. Kızımızı yurt dışında okutma fikri zamanında doğru bir seçim gibi gözükmüştü. Oysa ki şimdi pişmandım. Aa günaydın. Belki de ben gelirim yine baba. Çok eğlendim bu son hafta. Bora ve arkadaşları ne şeker çocuklarmış. Karı koca ne diyeceğimizi bilemediğimiz için suskun kaldık. Kızımız tatilde gelecekse bu bizim için değil, şeker arkadaşları için olacaktı. Burulduk. Eğer uçuşu iptal ederlerse hemen telefon et. Biz seni iç hatlarda bekliyor olacağız. Hava çok karlı olduğu için böyle bir teklif yapıyorlar işte uçak kalkana kadar bekleyeceğiz diye. Keşke etseler dedi Derya. Ne iyi olurdu sizinle eve dönerdim. Özlemişim evimi. Neyse sonra karı koca birbirlerine bakıyorlar mutlu oluyorlar. Aa işte kızımız bizi de özlemiş falan diye. Sonra son sözü Derya'nın Bora'ya selam söyleyin. İstanbul süper bir şehirmiş meğer oldu kızımın. Bu değişime neden Bora ise çok şey borçlu olacaktım son zamanlarda bakışlarını hep üzerimde hissettiğim ve Handan'la ilişkimi sezdiğinden kuşkulandığım için sinirlendiğim genç adama. Ama bu ayrıntıyı vermek zorundaydım arkadaşlar. Bora'nın gözü sürekli İlhami Bey'in üstündeymiş. Ayrıca Handan'la da ilişkisini sezdiğinden kuşkulanıyor Bora. Sonra işte karısına diyor ki birkaç gün sonra sana bir teklifim var. Gel seninle Derya'nın müzik dinlediği yere gidelim. Bora kızımızı nasıl bir ortama sokmuş tespit edelim. Ya Bora'yı konuş işte. Bora'yı çağır evine konuş. Malumat al yani madem bu kadar merak ediyorsun. Onu bile yapacak kadar o kadar korkak ve mal bir adam ki. Yani böyle bir şeyleri sürekli arka kapılardan halletmeye çalışıyor. Açık açık al adamı karşına de ki ne yaptınız kızımla falan yani madem kızınla gönderdin. Arkadan gittikleri caz kulübüne falan gitmeye çalışıyorlar. Neyse gidiyorlar işte. Bir otelde önce birkaç kadeh blush falan içiyorlar. Sonra caz müzik dinliyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Çok güzelmiş meğer müzik falan. Eda etrafına baksana. Bunların hepsi bizim kızdan bin beter dedim. Biz hayatı durdurduğumuz sırada dünya değişmiş haberimiz yok. Bu gençler de Derya gibi başka gezegenden gelmiş gibiler. Müzisyenlerin bazıları Derya gibi yırtık pırtık ceket giyiyorlar ve saçları da renkli renkli olduğu için böyle bir gözlemde bulunuyor İlhami Bey. Neyse sonra hayatımı değiştiren buzlanma diye bir bölüme geliyoruz. Hala kış aylarındayız. Şubat başında Handan evinin önündeki yokuşta yayın evine gelirken kaydı, düştü ve bacağını kırdı. Öyle kötü bir kırıktı ki ameliyatsız düzeltilemedi. Hastanede geçirdiği bir haftanın sonunda alçısı alınana kadar evinde istirahate çekildi. İş çıkışlarında ben de ona uğrayıp ofiste olup biten hakkında bilgi veriyordum. Yani İlhami Handan'ın bacağı kırıldığı için Handan'ın her gün evine gidip işte bugün şöyle böyle oldu falan diye bilgi veriyor. Sonra sevişiyorlar tabii ki kaçınılmaz bir şekilde. Birkaç kere Eda da Handan'ı ziyarete benimle birlikte gelmek istemişti.
Yayın evinden çıkınca eve uğrayıp karımı almış. Handan için pişirdiği çorbanın, böreğin, birkaç kap zeytinyağının taşınmasına yardım etmiş. İğrenç. Yani kadını hem aldatıyorsunuz kadıncağızı, hem de kendi elleriyle yaptığı zeytinyağlı sarmaları mı yiyorsunuz yani? Allah belanızı versin sizin gerçekten. Sonra Eda, Handan ve İlhami yine iş konuşurlarken Karadeniz'de bir yazar varmış. İstanbul'a 4 saatlik mesafede bir yolda. Sanırım Orta Karadeniz'de bir yerde. Ünlü bir yazar varmış. Onun akrabaları kitabın telifini bu yayın evinde mi devam ettireceğiz? Ona ikna olmamışlar. Ve İlhami de yayın evi sahibi olarak elinde böyle birkaç tane hediyeyle falan giderek onları tatlı dille ikna etme ve yayın evinde telifi bizim yayın evimizde kalsın. Size güzel bir yüzde veririz. İşte bu yazar bizim yayın evinden çıksın yine falan diye ikna edecek, tamam mı? Varis olan akrabalarını. Böyle bir muhabbet var ve uçağa bir şekilde böyle uçağa binmek istemiyor. Artık kıştan dolayı mı niye bilmiyorum. Uçağa binmiyor. Arabayla gitmek istiyor. Handan'la karısı da bunu duyunca diyorlar ki ya sen arabayla gidiyorsun ama tek başına gitme bari. Bora ile git diyorlar. Böyle tutturuyor. Handan Bora ile git diyor. Eda da aynen diyor ya. Bora ile git. Yani böyle yazar Alle mi diyor, Kalle mi diyor. Bir şekilde Bora ile İlhami'yi bir araba yolculuğuna çıkartıyor. Yani, tamam mı? İlhami'nin tek gitmesini istemedikleri için güya Bora yolda ona arkadaşlık edecek. Neyse İlhami de bu teklifi kabul ediyor. Bu arada çocuklarıyla olan ilişkilerini bir nebze düzeltiyorlar ya Eda ile İlhami. Derya'yı en son yolladıklarında daha mutlu ayrılıyor yanlarından. O yüzden İlhami de Handan'la olan ilişkisi için suçluluk hissetmeye başlıyor. Diyor ki ben artık karımı daha fazla aldatmak istemiyorum. Ailemiz ne güzel. İşte daha fazla bu mutluluğu gölgelemek istemiyorum. Karar verdim ne pahasına olursa olsun Handan'la ilişkimi bitireceğim diye kendi kendine bir söz veriyor. Handan'ı ve Nihat'ı birlikte yemeğe çağırmasını söyleyecektim Eda'ya. Yani Handan'a başka birini ayarlayacağım ve bu ilişkinin içinden çıkacağım diyor. Bok çıkarsın bu arada. Neyse. Gizli Anlara Yolculuk, yani kitabın isminin olduğu bölüme geliyoruz. İlhami Bora ile birlikte bu Karadeniz'le olan road trip'e çıkmadan önce diyor ki ben en iyisi Bora'nın arkadaşı bana bir kitap vermişti. Ben bu kitabı okuyayım. Handan çok sevmişti. Belki bastırırız bu kitabı diyor. Kitabı okumaya başlıyor. Kitap da nasıl bir şey biliyor musunuz? O kadar trajik ki böyle İç Anadolu'lu veya Doğulu bir ailenin yaşamını anlatıyor. Ama böyle o kadar boğucu, o kadar iç karartıcı, o kadar hani böyle aşırı acıklı İran filmleri falan olur ya. Öyle böyle Orta Doğu filmleri olur. Aynen öyle bir kitap. Şimdi size kitaptan birkaç satır okuyacağım. Bora'nın arkadaşının yazdığı kitaptan. Bembeyaz karın üzerinde iki kara lekeydiler. İnsan boyunda kargalar gibi. Önde babam, 3-5 adım ötesinde babamın karısı değil de köpeğiymiş gibi peşi sıra yürüyen anam. Üst üste giydiği el örgüsü hırkalarının üzerine çektiği siyah çarşafıyla. Sonra diyor ki keşke kar topu olup babamın alnının tam ortasına vursam ve babam baygınlık geçirse ve annem de bizi serbest bıraksa. İstediğimizi yapsak. Yani böyle babalarının ne kadar hayatlarını kontrol ettiğini, ne kadar korkunç bir hayat yaşadıklarını anlatıyor. Annemle ben de keşke babam ölmese de baygınlık geçirse ve bizi serbest bıraksa ve özgürce istediğimizi yapsak. Gülelim, kahkaha atalım babamın bize gülmek günahtır tembihini boş vererek. Öyle güzel bir gün geçirelim ki babamın karanlık gölgesi üzerimize düşmesin. Sesi cehennem ateşlerinde yanacağımızı hatırlatmasın. Sonra İlhami bunları okurken içinden şöyle düşünüyor. Normal bir insan okurken ne düşünür? Ne kadar kötü falan diye düşünür değil mi? Bakın şimdi İlhami'nin o kadar beyaz Türk bakış açısıyla bakıyor ki. Nasıl bir matruşkaydı bu benim güzel memleketim? Güneyinde Tangalı turistlerin arasında karışıp denizin, kumun, yazın keyfini çok sürmüşlüğüm vardı da bir başka kapak kaldırıldığında beliriveren siyah beyaz dünyanın yabancısıydın. Yani hiç mi etrafına bakmadın be adam? Eşek kadar insan olmuşsun. Yani hayatında ilk kez İç Anadolu veya Doğu Anadolu veya Güneydoğu Anadolu'lu bir insanın trajedisiyle ilk kez mi karşılaşıyorsun? Haber de mi okumadın bugüne kadar yani? Matruşka benim memleketim. Ya o gittiğin güneyde yüzdüğün yerlerde bile var aslında bu insanlar. Ve o insanların hikayelerini istesen bakarsın ve görürsün aslında. Ama neyse böyle bayağı yabancı bir şekilde. Aman şey gibi okuyor böyle çok oryantalist bir yerden bakıyor. Böyle yaşamlar da mı vermiş falan diye okuyor. Törenin ve cehaletin sarmalında yaşayanların dünyasına yabancıydım. Neyse okumaya devam ediyor. Aile birbirine asla sevgisini ifade etmiyor. Tamam mı? Kimse bir yani çocuk ne annesinden ne babasından sevgi görebiliyor. Zaten evde bir sürü kardeşi var. Babası bir sürü kuma getiriyor. Böyle iğrenç bir yaşam yani. Bir de aşırı böyle trajedi. Her şey üst üste o kadar iğrenç oluyor ki biraz böyle sanki acı pornosu gibi aslında yazılan şeyler. Bu aklınızda bulunsun. Resmen acı pornosu aslında. Anam 7 çocuğuna, kaynanasına ve kocasıyla kumalarına yemek pişirirdi. Günü yemek pişirmek, 3 göz evi temizlemek, çocuklarını beslemek, bacakları tutmayan kaynanasının altına almak,
sırtını olmak ve hayvanları yemlemekle geçerdi. Yani Anadolu'daki her hikaye böyle değil. Böyle dünyanın en acı, ya böyle hikayeler yok mu? Tabii ki var. Çok çok var hem de. Ama olabilen, olabilecek en kötü hikayeyi yazmış yani. En trajik. Handan bundan etkileniyor yani. Neyse, kız çocukları ona 12 yaşında evlendiriliyor. Erkek çocukları da ırgat yapılıyor, tamam mı, bu ailede? Ben size özet geçiyorum kitabı. Kitap çok uzun, minicik minicik yazmış kitaptan böyle parça parça. Ve İlhami bunları okuyarak yorumluyor kendi kafasında işte. Neyse, sonra 3 kuma getiriliyor eve. Sinirleniyorum. Bir tanesi ölüyor ve bu kumanısının ölüsünü annesi yıkıyor falan. Böyle travma üstüne travma. Sonra bunu anlatan çocuğun, erkek çocuğun bir hayali var. Diyor ki üniversiteyi kazansam da buralardan kurtulsam. Ama tam üniversite kazanıyor. Babasının yaşını nüfusta büyüttüğünü fark ediyor ve asker kaçağı çıkıyor. Asker kaçağı olduğunu fark ediyor. Jandarmalar geliyor evine. İşte sen askere gideceksin. Diyor ki hayır diyor, benim yaşım küçük aslında. Ama diyorlar ki baban senin yaşını büyütmüştü. Askere gelmek zorundasın. Hadi falan, çocuğu götürüyorlar öyle. Böyle bir hikaye işte. Sonra İlhan burada okumayı bırakıyor ve Bora ile birlikte yolculuğa başlıyorlar. Araba yolculuğuna. Bora araba kullanmasını biliyor musun sen falan diye muhabbet açmaya çalışıyor. Bora da askerde öğrenmiştim. Ehliyetim var ama arabam olmadığı için trafikte kullanmaya alışık değilim diyor. Bir gün evlenir de çoluk çocuğa karışırsan sen de edinirsin bir araba. Allah'ım, o kadar patavatsız ki bir gün evlenin. Sanki herkes evlenip çoluğa çocuğa karışmak zorunda. Yani bu kişinin gay veya straight olmasıyla olayın hiç alakası yok. Aşırı patavatsız bir yorum yapıyor. Neyse, burada diyor ki evlenmeyi düşünmüyorum. Nerelisin diye sormuştum. Kendimi Eskişehirli sayıyorum demişti. Ne demekti şimdi bu? Eskişehir'de doğmadın mı? Hayır. Nerede doğdun peki? Doğu'da bir kasaba adı söyledi. Bu arada Doğu'daki kasabanın adını vermemeleri. Neyse, Eskişehir'de büyüdün halde. Hayır, Eskişehir'de üniversiteye gittim. Yepyeni bir hayattı benim için. Yeniden doğmak gibi. Ben senin İstanbul'da okuduğunu sanıyordum. Yatay geçiş yaptım ikinci yılımın sonunda. Yani Bora aslında Doğu'da bir kasabada doğmuş büyümüş ama Eskişehir'de üniversiteye başladığı için kendini yeniden doğmuş sayıyor. Bu arada Bora'nın arkadaşının yazdığı romanla olan benzerlikler dikkatinizi çekmiştir sanıyorum. Romandakiyle çok benzer bir hayat öyküsü var Bora'nın. Yavaş yavaş bunu anlıyoruz. Ailen hala Doğu'da mı oturuyor? Annem vefat etti. Ablam, kız kardeşlerim evlendiler, sağa sola dağıldılar. Erkek kardeşlerim yurt dışına çıktı. Babam kaldı sadece orada. Gider misin ara sıra onu görmeye? Pek vaktim olmuyor dedi sıkkın bir sesle. Yani zaten babasıyla olan ilişkisi romandaki kişinin çok kötüydü. Bu da paralel, onu anlıyoruz buradan. Sonra öğle yemeği falan yiyorlar ve arabayı kullanmak ister misin Bora diye soruyor. Askerden beri kullanmadım. Bence siz kullanın yine diyor ve direksiyona İlhami Bey geçiyor. Yahu madem Bora araba sürmesini bilmiyordu. Çünkü Eda ile Handan demişlerdi ki ya işte Bora beraber sürersiniz, karşılıklı şey yaparsınız, değişirsiniz direksiyona. Arada sen oturursun, arada o oturur, birbirinize arkadaş olursunuz falan. Diyor ki hayır, ben araba sürmeyeceğim. Askerden beri araba kullanmadım. O zaman gelmenin amacı neydi dostum? Sadece muhabbeti tutmak mı yani İlhami'yi? Çok saçma. Yani yazar burada böyle birazcık şey yapamamış. İkisini araba yolculuğuna çıkarıyor ama böyle pek senaryo oturtamamış gibi. Neyse, bence şey diyebilirdi. Kendinden beklenmeyecek bir çeviklikle araba kullanıyordu bu küçük yaşına rağmen. Meğer küçükken atıyorum Doğu'da çok traktör sürmüş. Böyle bir şekilde de bağlayabilirdim. Çok garip geldi bana bu araba sürme metribi. Neyse, kaç sene oldu sen bizimle çalışmaya başlayalı? Askerden dönmüşsün herhalde. 3 sene oldu mu? 3 sene dolacak yakında ama askerden dönmemiştim işe girdiğimde. Ben askeri üniversiteden önce gittim. Ya dedim biraz şaşırarak. Neden? Öyle rast geldi. Yani burada eşek değilseniz zaten o romandaki karakterin aslında Bora olduğu anlaşılabilir yani. Ama İlhami hala anlamıyor. Hala öyle mi? Falan yapıyor. Sonra biraz Derya hakkında konuşuyorlar ve bir şekilde konu kapanıyor. Neyse, sonra o günün akşamı İlhami ve Bora bir otele gidiyorlar. İlhami yemek yemek için şehir merkezine iniyor. Orada Jülide Hanım'la karşılaşıyor tekrar. Jülide Hanım da böyle ona birazcık nasıl söyleyeyim, flört ediyor ve akşam otelime gelmek isterseniz işte yemek yeriz, bir şeyler yaparız falan yapıyor. Yani aslında sevişmek istediğini ima ettiği bir takım şeyler söylüyor. Bir takım tekliflerde bulunuyor. Ama İlhami bu teklifi reddediyor. Diyor ki bu akşam ben otele geri döneyim. Bora ile yemek yiyeyim. Böyle düşünüyor. Hani bir karar vermişti ya, karımı artık aldatmayacağım falan. Herhalde ona sadık kalmaya çalışıyor. Bu akşam otelde Bora ile rakı balık yapıyorlar. Böyle şiirler okumaya başlıyorlar sarhoş oldukça birbirlerine. Cahit Sıtkı Tarancı'nın falan yaş 35 şiiri. Başka şiirler falan. Sonra kadeh kaldırıyorlar. Diyor ki İlhami, neye kaldıralım istersin? Benim isteğim olacak bir şey değil. İmkansıza içeceğimizi sizin istediğinize içelim diyor bu arada. Aslında benimki de boş bir hayal. O halde yaşanmamış geleceğe içelim biz de. Hayırlı başlangıçlara. Sonra diyor ki Bora'ya, senin şu imkansızın nedir kuzum? Aşık olduğun kızı babası mı vermiyor sana? Yok öyle bir şey. Ben hiç aşık olmasam daha hayırlı olurdu diyor Bora.
Buralardan anlıyoruz işte yavaş yavaş işte Bora'nın cinsel yönelimini. Yahu dün gece ben senin şu arkadaşının romanına takıldım diyor İlhamide. Diyor ki ben romanı okudum, çok beğendim falan. Çok çarpıcı bir metin. Gerçek olamayacak kadar sert. Biraz uçmuş senin arkadaş. Niye gerçek olamayacak kadar sert olsun yani? İlhami Bey, o romanın her bir satırı gerçek. Yok ya, hepsi gerçek olamaz diyor İlhamide. Hayır, hepsi yaşanmıştır okuduklarınızın falan. Gülümsüyor sonra Bora. Gülünce kocaman gözleri çizgi gibi oluyor. Şirin bir ifade veriyordu yüzüne ama gülerken bile gözleri mahzun bakıyordu. Sürekli böyle sanki Bora bir kuzu. Böyle kesilmek üzere olan bir kuzuymuş gibi anlatıyor sürekli yazar Bora'yı. İnanılır gibi değil. İnsanların başlarına neler geliyor bu ülkede diyor İlhamide. Nerede yaşıyor şimdi arkadaşın? İstanbul'da. Öğrenci mi? Bitirdi eğitimini, çalışıyor. Niye yazmış bu romanı? İçindeki zehri akıtabilmek için. Geçmişinden kurtulmak için bir çaba herhalde. Bir nevi terapi. Sonra sigarasını çıkarıyor İlhami. Kutudan iki adet sigara çektim. Birini dudaklarıma yerleştirdim. Diğerini Bora'ya uzattım. Sağ elini uzattı. Ben sigarayı avucuna bırakırken gördüm avucunun içindeki yara izini. Hayrola dedim. Çok eski bir yara. Çocukken cam kesmişti. Köyde zamanında dikilemediği için böyle izi kaldı işte. Sürekli yazar bize ipuçları veriyor işte bakın. Romanı yazan kişi Bora olabilir, arkadaşı değil falan gibi. İkimiz de asla düzelemeyeceğini bildiğimiz yanlışları içiyorduk karşılıklı. Tam bir sağırlar diyaloğu, bir sarhoş sohbetiydi. Herkes kendi gizli derdini döküyor, içiyor, geğiriyor, elinin tersiyle gözyaşlarını siliyor, yine kadeh tokuşturup içiyordu. Sonra aşırı sarhoş oluyorlar. İki şişe rakı içiyorlar. Temiz havaya çıkıyorlar. Bora birden bir ağacın dibine kusmaya başlıyor. Burası çok iğrenç. Pantolonumun düğmelerini çözüp Bora'nın kusmuğunun yanına işedim. Ağaç dibine kusmak ya da işemek öğrencilik yıllarımdan sonra hiç yapmadığım işlerdi. Kızdım kendime bu hale düştüğüm için. İşimi bitirince hadi dedim. Koluma girdi yine. Böyle birbirlerinin koluna girip otel odasına çıkmaya çalışıyorlar. Sonra Bora'yı odasına çıkarıp yatırıyor. Bora bu arada İlhami'den daha sarhoş. Çok fazla yardıma ihtiyaç duyuyor. Gidiyor yatırıyor ve kıyafetlerini çıkarıp yorganın altına sokmaya çalışıyor Bora'yı. Diyor ki hadi aslanım yardım et de sokalım seni yatağa. Hadi ama. Pantolonunu paçalarından tutup çıkarmaya çalıştım. Çok iğrenç. Bir de bu kadının kullandığı yani cinsellikle ilgili yazarken kullandığı dil de çok cringe ve komik bence. Dinleyin şimdi. Pantolonunun paçalarından tutup çıkarmaya çalıştım. Aa o da nesi? Hani bir önceki dediğim şey. Aa don giymemişti. Aa o da nesi? Artık neyin hayalini kuruyorsa. Kamışı. Ya kamış ne? Üf. Kamışı bunca içkiye rağmen kabarmış, donunu germişti. Allah'ım yeter. Çok travmatize oldum. Gençlik işte. Bakmamaya çalışarak ve azıcık da gıptayla örtüyü az daha çekeledim göğsüne doğru. Birden kolumu tutup beni kendine çekti. Bir şey söyleyeceğini sanarak eğildim. Kulağımı yüzüne yaklaştırdım. Aniden bir eliyle başımı yakaladı ve bir anda dudakları. Aman Allah'ım ne yapıyordu bu? Başımı hızla öteye çevirince ağzıma değil boynuma rast geldi dudakları. Ateş gibiydiler. Şiddetle ittim. Başı yastığa geri düştü. Dudaklarının değdiği nokta yanıyordu. Ayağa fırladım. Şimdi arkadaşlar kitabın ilk eşcinsel interaksiyonuna hoş geldiniz. Burada kitabımız ikiye ayrılmaya başlıyor. İşte burada. Bir yarısı okurların şöyle düşünüyor. Tüm bilgisizliğine rağmen böyle bir kitap yazıp en azından LGBT+ insanların sorunlarına değinmeye çalıştığını, bunları tartışmaya açtığını, bir diyalog ortamı yaratmaya çalıştığını düşünenler. Birinci kısım böyle. Çünkü ben bu kitabı incelemeden önce birkaç tane gay arkadaşımla ve gay takipçimle karşılaşmıştık hatta. İlk onlara söylemiştim bu kitabı incelemeyi düşündüğümü. O takipçim bana çok beğendiğini söylemişti mesela. Gay bir birey olarak çok beğendiğini söylemişti kitabı. Bir kısım böyle düşünüyor. Bir kısım da aksine, tam aksine LGBT+ insanları iyice stereotipikleştirip bazı etiketleri doğrular nitelikte, çok klişeleşmiş, hiç araştırılmamış, hiç LGBT'yi bir insanla da konuşulmadan öyle kafasına göre yazılmış, yani tartışma ortamı yaratmaya geçtim, tartışmaya anlamlı bir katkı sunmaktan çok uzak olduğunu düşünenler. Ben bu kitaptan niye bu kadar nefret ettiğimi ya da niye bu kadar sinirlendiğimi bu kitabı okurken bu bölümde anladım. Yani bu kısımda anladım. Çünkü yazar LGBT insanlara dair çok bir şey bilmiyor. Muhtemelen karşısına alıp konuşmamış. Ben bak şu incelemeyi yaparken bile iki tane biseksüel arkadaşımla konuştum. Bu kitabı incelemeden önce birkaç tane gay arkadaşımın fikrini aldım. Twitter'da falan da ya böyle bir sürü kitabın yorumlarına falan baktım. Bir sürü araştırdım ama kitabın yazarı kitabı yazarken benim bu kitabı incelerken girdiğim diyaloglara dahi girmemiş. Ya şunu anlayabiliyorum, yaşlı olabilirsin. Onların zamanında açık olarak LGBT olan çok az insan vardı. Kimle konuşacak?
kimden fikir alacak? Ama öte yandan şöyle bir durum da var. İnternet var. 2011 yılında internet gayet vardı. Hatta şu zamankinden çok daha özgürdü internet. Belki bu konular daha az konuşuluyordu ama mutlaka araştırabilirdi. Yani madem böyle bir konuda kitap yazmak istiyordu, şöyle bile söyleyebilirdi. LGBT+ insanlarla görüşme yapmak istiyorum. Bir kitap yazacağım. Yani isteyen, ya her şey parmaklarının ucunda, ünlü bir yazarsın. Bu konuyu istesen o kadar derinlemesine araştırıp o şekilde yazabilirsin ki. Ama kafasına esmiş. Orada burada görmüş böyle birkaç tane gay erkek. Artık onlara göre böyle onları hafif bir gözlemlemiş. Artık dizilerden, filmlerden mi, kurgu eserlerden mi, nereden gördüyse. Onların üzerinden böyle dandik dundik bir kurgu yapmış. Ve çok da onların üzerindeki etiketleri pekiştiren bir kurgu yapmış. Yani ben daha çok ikinci kısım gibi düşünüyorum. İlk kısım gibi de, ya okey, tamam. Gerçekten aradayım. Böyle bir kitap yazmak Türkiye'de, AKP Türkiye'sinde gerçekten bir cesaret işi olabilir. Tamam, buna katılıyorum. O insanların sorunlarına gerçekten eğilmek istiyor da olabilirsin ama o zaman araştırmanı iyi yapacaksın. Bu şekilde stereotipikleştiren anlatılardan kaçınacaksın. Yani bir konuda kitap yazmadan önce o konuda iyi bilgi sahibi olmak gerektiğini ve o hikayesini yazan insanları iyi tanıman gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben bir Türk olarak İngiltere'de geçen ve İngilizleri ilgilendiren bir roman yazamam, değil mi? Çünkü hiç İngiltere'ye gitmedim hayatımda. Gitmem gerekir, gözlemlemem gerekir. Orada insanlarla konuşmam gerekir. Deli gibi araştırmam gerekir. Yani kafama göre yazamam. Yani ve yazarsam da şeyi kabul etmiş olurum. İnsanlar beni istediği kadar dalga geçebilirler, yorumlayabilirler. Sonuçta gerçekten bir yazara yakışmayacak bir iş yaptım. Kafama göre hiç incelemeden, araştırmadan, soruşturmadan götümden hikaye yazdım falan. Yani bunun bilincinde olarak en azından yazardım. Öyle işte, ben çok arada kaldım. Bir yandan tartışma açıyor mu? Açıyor, evet, ama öte yandan o kadar klişe şeyler var ki inanamayacaksınız. Bakacağız şimdi, okuyacağız beraber. Çok etkileniyor İlhami. O boynundaki öpücük ateş gibi yanmaya başlıyor. Alev alev yanmaya başlıyor. Aman Allah'ım, neler hissediyorum ben, neler düşünüyorum falan. Ama burada ben şunu anladım. Ya bu adam, ben tabii şu an biseksüel görünürlüğü daha yüksek bence. Daha fazla konuşulabiliyor biseksüellik. Ama o zamanlar biseksüellik görünürlüğü bu kadar fazla değildi. İnsanlar biseksüel diye bir şeyin varlığını bile kabul etmiyordu. Hetero insanları geçtim. Gay insanlar bile aman canım ya, hani ya gaysindir ya değilsindir falan gibi bir dismissiv bir tavra hale bürünebiliyorlardı. Bu medyada da böyleydi. Şu anda daha fazla konuşuluyor her şey ama bir tane biseksüel arkadaşım mesela bana şunu attı. Sex and the City'de bir bölüm varmış. Ve Sex and the City'nin bu bölümü 2000 yılında. Yani aslında onlar tabii bizden daha önce tartışmaya başlamışlar bu konuları her zamanki gibi ama diyor ki Sex and the City'de bir sahne var. Kızlardan biri buluştuğu bir erkeğin biseksüel olduğunu söylüyor ama bir karakter diyor ki, ana karakterlerden biri diyormuş ki, ya erkekleri seversin ya kadınları, ortası olamaz. Bence bu mümkün değil şekerim, seni kandırıyor diyor. Bu bölümün adı da Boy Girl Boy Girl ve biseksüelliği Carrie a layover on the way to gay town, yani gayliğe bir yol yapma olarak görüyor ve Miranda da biseksüelliğe bir açgözlülük ve bir problem olarak bakıyor. Yani aslında biseksüellik sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bu şekilde önyargılara maruz kalan ve benim de bu kitabı okuduğum sırada 2013 yılında bu adam boynunu öptü, aa hoşlandı, aşık oldu, tamam bu adam gay. Oysa ki bu adam ilk 100-150 sayfada ne kadar kadınlardan hoşlandığını, kadınlardan cinsel olarak uyarıldığını da anlatıyor bize. Yani bir anda bütün kadınlardan hoşlantısı silinmiyor ki bu öpücükten etkilenince. Yani kadınlardan da cinsel olarak uyarılıyor. Kadınlarla da sevişmeyi seviyor. Kadınlardan da kokularından, işte vücutlarını tarif ediyor, çok hoşlanıyor falan. Ama ben nedense bu 2013 yılında bunu okurken demişim ki, ha bu adam gay. Yani aslında biseksüelliği falan hiç aklıma bile getirmemişim. Şu anda getirebiliyorum biseksüelliği aklıma. O an hiç öyle düşünmemişim. Bu aslında biseksüel insanların da çok sık karşılaştığı bir durummuş. Yani sonuç olarak çok karmaşık konular ve ben burada bunları anlatırken bile bu kadar nüanslı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ama şak, kitabımızda bir anda bisexual awakening'e giriyor. Hatta belki ilerleyen sahnelerde kadınlardan bile iğrenebilir. Yani bence hiçbir şekilde araştırılarak yazılmamış ve çok acınası bir kitap olduğunu düşünüyorum ben bu noktadan itibaren. Yani özne olmadığım için, yani olayın öznesi ben olmadığım için bu konularda da çok olabildiğince saygılı konuşmaya, mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde açıklamaya da çok özen gösteriyorum. Ama ben şahsi düşüncem gerçekten çok kötü bir şekilde ele alındı bu konunun bu kitapta. Bir de şöyle bir şey de olabiliyormuş bazen. Biseksüel olduğunu veya işte eşcinsel olduğunu kendine itiraf edemeyip aslında küçükken fark ediyormuşsun. Ya bunun doğuştan olduğunu savunanlar da var ama doğuştan olmayıp sonradan olduğunu savunanlar da var. Ama diyelim doğuştan olduğunu düşünüyorsun
Küçükken anlıyorsun ama kendine itiraf etmek istemiyorsun. Ama büyüyünce öyle bir olay yaşıyorsun ki aa kafanda bütün taşlar yerli yerine oturuyor. Aa gel öyleymiş. Demek o yüzden öyle hissetmişim. O yüzden öyleymiş falan. Bu şekilde de olabilir ilhamenin böyle hissetmesi. Aa aman Allah'ım birden bu Bora öpünce çok etkilenmesi. Ama şimdi mavi saçı şaşıran bir kadının bunu gerçekten bu öngörüyle yazdığını ben inanmıyorum. Yani kitapta bu konu gerçekten bu biseksüel farkındalığa varma gibi bir hissi ele alarak yazdığını düşünmüyorum. Şimdi çocukluk rüyasını anlatacağım size. Ki çocukluk rüyası bile beni o 2013 yılında ben 21 yaşındaydım. 21 yaşında beni şoka uğratacak kadar erotik bir çocukluk rüyası. Bakın şimdi. Bu ilhamı küçük bir çocukken annesi ve arkadaşları artık konken mi oynuyorlarmış, gün mü yapıyorlarmış, bir şey yapıyorlarmış ve bir masanın etrafında oturuyorlar. O da masanın altına giriyor ve hepsinin ayaklarını, iç çamaşırlarını falan inceliyor. O kadar şaşırmıştım ki küçücük bir çocuk neden insanların kadından ayaklarına bakar falan diye şoke olduğumu hatırlıyorum bu sayfaları okurken. Neyse hepsinin bacak bacak üstüne atmalarına, ayaklarına, kilotlarının içine falan bakmaya çalışıyor. Bunu rüyasında görüyor sürekli. Bu yani çocukluğunda yaşadığı bir anıyı sürekli tekrarlayan bir rüya olarak görüyor yetişkin bir insan olarak. Bu gece yine görüyor bu rüyayı. Serpil Hanım diye bu masada oturan kadınlardan birinin, bacak bacak üstüne atmış kadınlardan birinin kırmızı kilotu gözüküyor, tamam mı? Rüyasında da sürekli bu sahneyi görmeye başlıyor. Kocaman bir ağza dönüşüyordu Serpil Hanım'ın donu beni yutmak için. Bu arada don. Yani bu kitapta o kadar çok don kelimesiyle karşılaştım ki yani kilot kelimesi gerçekten çuvala mı girdi? Nereye koşsam karşıma ya Handan'ın büyük memeleri ya Serpil Hanım'ın kırmızı donu dikiliyordu. Korkak korkak diye bağırıyordu kırmızılar giymiş Jülide kocaman kırmızı dudaklarıyla. Sonra boynumda bir ateş. Yüzü olmayan dudaklar ateş topuydu atardım arımda. Sonra işte gecenin bir vakti nedense böyle tekrar Bora'nın kitabını açıp okumaya başlıyor. Bora işte yine o trajik yaşamından bahsediyor. Bir tane hocaya veriyorlarmış. Sürekli o hocadan Kur'an dersleri falan alıyorlarmış. Kör hocanın sol gözü hep yukarı bakardı. Mübarek adamın bir gözü hep Allahu Teala katında derdi babam onun için. Hoca bazen derse gelmezdi. Yerine Taci'yi yollardı. Taceddin onun yetiştirdiği öğrencilerden biriydi. Derse geldiği günler çoğumuz dayak yerdik, başta ben olmak üzere. Çocukları dizlerinin üzerine yatırır, pantolonlarını aşağı çeker, kıçları kıpkırmızı olana dek vururdu oyunca sopayla. Sonra Taci bir gün bunun peşinden geliyor, arkasında duruyor. Yalnız kalıyorlar, tamam mı, o gün? Bütün çocuklar gidiyor. Nefes aldıkça göğsü inip kalkıyor, boğazından bir hırıltı geliyordu. Pantolonumu aşağıya çekiyordu. Yani Taci bundan daha büyük bir çocuk. Bu daha küçük bir çocukken. Kör hocanın evi galiba. Kör hocanın evinde çocuğa işte cinsel yerde bulunuyor. Can havliyle bağırırken elimdeki bardağı nasıl sıkmışsam avucumda parçalanıp elimi kesteceğim. Titriyordum ve bütün vücudum tutuşmuş gibi yanıyordu. Yani bu sahne, birazdan söyleyeceğim bu sahneyle derdimin ne olduğunu. Çok açık ve net bir şekilde yazıyor. Çok ayrıntılı yazıyor. Ben size o kadar ayrıntılı okumuyorum ama bu sahne çok ayrıntılı ve net bir şekilde yazıyor. Bu gece olanları bir başkasına söyleyecek olursan ya hoca ya da ben seni öldürürüz diyor. Ben ne o gece olanları ne de Taci'nin başka gecelerde, başka gündüzlerde, her fırsatta bana tasallutunu hem korkudan hem de utançtan kimseye söyleyemedim. İlk gece gevelediğimle kaldım. Baba o yardımcısı var ya hocanın, o Taceddin çok kötü bir adam, bana fena şeyler yaptı. Baba diye hıçkırdım. Sus serseri, bir bardağı dahi yıkayamayan serseri. Ne yaptığınızı hak etmişsindir. Yani aslında birçok çocuğun cesaret edemediği şeyi yapıyor. Babasına o çok kötü bir insan, bana böyle böyle yaptı diye söylüyor. Aslında çocuklar seni öldürürüz. Bir şey söylersen başına çok kötü şeyler gelir. Aileni de seninle öldürürüz. O bu tehdide çoğu çocuk inanır. Ama o bir şekilde babasına ve bir de babası bu kadar sert ve kötü bir insan olmasına rağmen babasına onu söyleyecek, yardım isteyecek cesareti buluyor ama babası tarafından reddediliyor. Yüzüstü bırakılıyor. Çok korkunç bir travma. Sonra annesi çamaşır yıkarken anlıyor işte oğlunun başına gelen şeyi. Kan lekelerine baktı. Bana çevirdi dumanlı gözlerini. Ana ben kabahatim yok dedim. O hocanın yamağı var ya. Anam baş parmağını dudaklarının üstüne koyup sus işareti yaptı bana. Git yat içeride sen dedi donu suya batırırken. Yani aslında annesine de babasına da çok rahatça kendini ifade edebilen bir çocuk var ortada. Yardım isteyen açık açık ama ne anne ne baba çocuğa yardım etmek istemiyorlar. Çocuğu yani bütün o yardım çağrılarını görmezden geliyorlar. Duymazdan geliyorlar. Çok korkunç. Kör hocanın havu dökülmüş yeşil halı 15 delikanlı ve aralarında biz çocuklar yan yana oturup sallanmaya başladığımızda odada oluşan buğunun farkına varır olmuştum o geceden sonra.
Bastırılmış cinselliklerimizden sızan elektrik birbirine değen dizlerimizden, dirseklerimizden mavi bir akım gibi geçerek bizi birbirimize bağlıyordu. Hayır. Yani bak şimdi. Taci'nin tutsağı olduğum akşamın uyandığımda bitecek bir kabus olmasını çok isterdim. Ne yazık ki gerçekti ve ne yazık ki ondan nefret etsem de ben bu yolun yolcusu olmuştum. İşte bak burada bu kitaptan ciddi ciddi nefret etmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. İzin veriyorum. Sanki öyle bir anlatıyor ki o başına o cinsel istismar geldikten sonra artık odadaki o homoerotik havayı hissetmeye başlıyor. Yani sanki bir yerde bunu söylüyor aslında. O kadar fobik bir düşünce ki onu gay yapıyor. O kadar iğrenç ki o yolun yolcusu olmuştum. Ben unutacak olsam avucumun içindeki yara izi hep hatırlatacaktı bana ne olduğumu, kim olduğumu. Ben artık işte kirlenmiş bir insandım. O yolun yolcusuydum. Yani eşcinselliği aslında böyle görüyor yazar. Her ne kadar böyle çok anlamaya çalışsa da içinde bir yer böyle görüyor ve bunu gizleyememiş yani bu sahnede. Yani kitabın bu kısmında gizleyememiş. Bildiğin cinsel olur. Ondan sonra çocuklar o yolun yolcusu olurlar. Öyle de devam ederler. Başlarına gelen öyle kötü bir şeydir eşcinsel olmak ve onlar da kurbandırlar. Resmen böyle anlatılıyor burada. Bir de şu beni çok rahatsız etti. Nedense bu cinsel sahneleri oldukça ayrıntılı bir şekilde yer alıyor kitapta. Ama bakın şimdi başka bir sahne daha var. Birden zihnimde sanki bir şimşek çaktı. Avucundaki yara izi. Tanrım, Tanrım nasıl fark edemedim daha önce? Nasıl anlayamadım? Bu oydu, Bora'ydı, o çocuk. Arkadaşı falan değil, kendiydi öyküyü yazan. Sonunda anlıyor. Bu ürkek, çelimsiz, sevgi yoksunu çocuk elimdeki sayfalardan sıyrılmış, yatağımın ucuna gelmiş, kollarını bana uzatmış, benden yardım dileniyordu. Sonra balkonda Bora'yı görüyor gece. Bora, romanı okudum. Sensin değil mi o? Sensin o. Ya ertesi gece bu arada. Yine yanıtlamadı. Göz pınarında bir yaş parıldıyordu. Bu yaralı ceylanı, bu hırpalanmış genç insanı teselli etmek, bebek avutur gibi kollarımda sallamak, acısını dindirmek istiyordum. Yüreğim ona doğru akıyordu. İşaret parmağımı uzattım. Gözünden kopup burnunun kenarına sızmaya başlayan gözyaşına şefkatle dokundum. Elimi tuttu, parmağını dudaklarıma götürdü, öptü. Ne alaka? Şimdi niye öpüyor İlhami Bey'in parmaklarını? Yani ne oldu da Bora birden İlhami Bey'e bir cinsel çekim duymaya başlıyor? Ya da neden bunu belli etmeye başlıyor? Önce boynunu öpüyor, ondan sonra... Evet sendin o falan deyince böyle dudaklarını parmaklarını öpmeye başlıyor. Orada bir yani orada herhangi bir şey yok ki sadece bir çocuğun cinsel uğraması var. Başka herhangi bir şeyle ilgili ipucu vermiyor ki. Ama sanki cinsel yönelimini öğrenmiş gibi davranıyor. Çünkü yazar öyle görüyor. Sonra işte olaylar birbirini kovalıyor. Madem öğrendin benim çocukken böyle bir şey yaşadığımı o zaman sevişelim bari. Yani böyle çarpık bir anlam çıkıyor aslında. Pike sırtından kayıp yine yere düştü. Dudakları ateş gibiydi. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Kendimi ona sımsıkı sarılmış buldum. Dudakları yüzümde, gözlerimde, boynumda, alnımda, ağzımdaydı. Dudakları ruhumdaydı. Dudaklarının değdiği her yer alev alıyordu. Bir yangının içinde bulmuştum kendimi ansızın. Söndürülemez bir yangının. Böyle bu sahne bitiyor arkadaşlar. Şimdi cinsel istismar sahnesi madem bu kadar detaylı, gay cinsel ilişki sahnesi neden bu kadar detaysız? Mesela ben bir sonraki bölüme geçene kadar bunların seviştiklerini anlayamadım bile. Sonradan İlhami'nin anlatmasıyla falan ya işte bir önceki bölüm sevişmiş olduklarına dair ipuçlarından dolayı anladım. Yoksa ne seviştiklerine ne yakınlaştıklarına, öpüştüklerine dair hiçbir şekilde ayrıntı vermiyor. Bence burada yani çok eşcinsellikten ne anladığını ve nasıl aktarmaya çalıştığına dair çok somut bir örnek. Yani kendisi bile bu konuyla ilgili kitap yazmaya çalışmış ama kendisi bile onların cinselliğini o kadar tabu görüyor ki bahsetmiyor bile. Öpüşmede bırakıyor mesela. Bütün sevişmeleri detaylı detaylı anlatmıştı. Gay cinsel ilişkisini öpüşmede bıraktı. Hiçbir şekilde ayrıntıya girmedi. Çünkü bilmiyor muhtemelen. Yani araştırmamıştır bile gay insanların nasıl cinsel ilişkiye girdiğini. Bunlara dair hiçbir şey bildiğini zannetmiyorum. O yüzden burada kesiyor. Hele işte bu kadar başarılı ödüller ödüller almış ismi bilinen bir yazarın bu kadar araştırmadan konuya bodoslama dalıp ondan sonra da işte bu konu üzerine çok güzel bir kitap yazmış bu insan. Çok aktivizm falan. Ya böyle anlaşılmasını asla anlayamıyorum çünkü burada hiçbir şekilde çaba yok. Neyse sonra sabah oluyor. Biraz utanarak Handan'ın evinde geçirdiğim ilk gecenin sabahını düşündüm. Huzursuz uyanmış, Handan'la karşılaşmamak için evinden bir hırsız gibi çıkmıştım. Oysa bu sabah mümkün olsa ağaçlara takılarak, bulutlarla yarışarak, ipini koparmış serseri bir uçurtma gibi semaya yükselerek rüzgarımın kesildiği yerde pike yapacaktım yanındaki balkona. İçimde ne pişmanlık vardı ne de utanç. Neydim ben? Bir rezil miydim? Bir sapık mıydım? Hayatım boyunca itici bulduğum bir durumun içindeydim ve bundan gocunmuyordum. Yüreğimde sadece sevgi vardı. Onulmaz, tarifsiz bir sevgi. Öyle bir sevgi ki ne ilk sevdalarımda, ne karıma çok aşık olduğum delikanlılık çağımda, ne de kaçamaklarımda böyle yoğun hissedilmemiş tuhaf bir sevgi. Yani hayatında ilk kez bir erkekle beraber olduğu için suçluluk hissetmediğini, aksine aşık olduğunu düşünüyor. Ve ben sapık mıyım falan diye düşünüyor. Yani bir de bir önceki sevişmelerine birden bir önceki ilişkilerine bok atmaya başlıyor. Yani işte az önce konuştuk ya biseksüeldir belki. Kadınlardan da çok hoşlanacağını anlayabileceğimiz şeklinde anlatıyor kadınları. Ama burada birden böyle şey de yaşamıyor. Farkındalık falan da yaşamıyor.
yaşamıyor. Hani az önce bahsettik ya, parçalar yerine oturur. Aa işte aslında küçükken öyle bir şey yaşamıştım da aslında o yüzden böyleymiş. Hayır abi. Bugüne kadar hep kadınlardan hoşlanıyor. Bugün bir erkekle sevişiyor ve birden gay oluyor. Biseksüel falan da direkt gay oluyor yani. Bu kadar bilgisizce, bu kadar fikirsizce yazılmış maalesef. Öyle bir sevişmeydi ki bu. Bana o güne kadar bilmediğim bir bütüncül şehvet, hazdan ölme, aynı anda hazdan var olma duygusu, binlerce parçaya bölünüp uzaya savrulma hali, kelimelerle tarifi mümkün olmayan bir zevk anı yaşatmıştı. Hiçbir kadınla hiçbir ilişkimde tatmadığım, sadece kasıklarımda, bedenimde değil, beynimin içinde de hissettiğim bir patlama anı. Tehlikelerle dolu gizli anların yolculuğuna çıkmak için iki sarhoşun bilinçsizce ve aniden birbirlerinin kollarına düşüp sabaha karşı birkaç saati birlikte geçirmeleri yeterli miydi? Hayır. Yüreğim yine cevap verdi. Evet, evet, evet. Üf, o kadar saçma ki, o kadar gerçek dışı ki, o kadar sinirlenmişim ki, o kadar çok şu son 3-5 sayfada acayip not almışım böyle. Neyse, ertesi gün oluyor. Bora denize nazır bir masada oturmuş, ağaçların arasından gözüken Karadeniz'i seyrediyordu. Yavaşça yaklaştım arkasından, ellerimle gözlerini kapattım. Birden böyle romantik romantik davranmaya başlıyorlar birbirlerine. Bir gün önce kızımın bana sık yaptığı bu çocukça oyunu bir adamın başka bir adama yaptığını görsem çıldırmış bunlar derdim. Oysa ne kadar doğal geliyordu şu anda. Ne kadar içimden geliyordu çocuklaşmak, mutlu olmak ve mutlu olduğumu herkese göstermek. Eğildim, bir öpücük kondurdum boynuna. Ne güzel kokuyorsunuz dedi. Sunuz mu? Kim bu? Siz İlhami Bey. Dün akşamki kadar yakın olduktan sonra sizli bizli olmak biraz komik duruyordu ama belki de bu davranışında isabet vardı. Başkalarının yanında konuşurken senli benli olamazdık. Sözlerimize, davranışlarımıza çok dikkat etmek zorundaydık. Oysa ben avaz avaz bağırarak herkesle paylaşmak istiyordum yüreğimden taşan duyguları. Bir de ilk sekslerini Karadeniz'de yapmaları ironisi desem. Ayrıca niye sürekli bu... Bak bir tane daha olacak, bak onu da göstereceğim size. Sonra otelden çıkıyorlar, birden jüri de karşılarına çıkıyor ve işte onunla konuşup gidiyorlar. Diyor ki Bora, bu hanımı bir yerden gözüm ısırıyor. Yayın evine gelmişti. Ne istiyormuş? Çay içmek. Buralı mı? İstanbul'u. Onun da belediyede iş varmış. Ne rastlantanma dedi Bora ve ilave etti. Kadınlar sizi beğeniyor. Belki de jüri de ile aramızda bir ilişki olduğunu, burada da buluşmayı planladığımızı zannediyordu. Hiç konuşmadığına göre incinmiş miydi acaba? Bir ara elimi uzatıp kucağında duran elini tuttum. Benimle ol, benimle ol lütfen dedim. Sımsıkı kavradı elimi. Küçük bir oğlanın babasının elini tutunca kendini emniyette hissedip uykuya dalıvermesi gibi. Ya o kadar iğrenç. Az önce de işte kızıma böyle yapıyordum şaka ama şimdi ona yapıyorum. Sürekli olayı bir çocuk anne baba ilişkisine o kadar böyle Freudian bir yerden bakıyor ki böyle çok iğrendim buraları okurken yani. Bir de abi bir anda benimle ol lütfen falan. Bu kadar asla yani bugüne kadar bu kadar closeted olmuş iki insanın ve adamın o güne kadar böyle bir şeyle ilgili fikri bile yok yani. Hiç çok çok gerçeklik dışı. Neyse sonra işlerini halledip dönüyorlar İstanbul'a. İstanbul dönüş yolunda diyor ki Bora, acıkırsak güzel bir yerde mola veririz. Abant'a kadar uzanırsak çok güzel bir motel vardır orada. Bir anda böyle Bora'nın çenesi açılıyor. Ah oraya da gidelim, buraya da gidelim. O kadar saçma ki. Korunun içinde kuş yuvası gibi bir motel var. Yemek de veriyorlardır eminim. Oraya vardığımızda acıkmış oluruz zaten. Atıştırırız da. Atıştırırız da demişti Bora. Demek ki aklında atıştırmanın yanı sıra başka şeyler yapmak da vardı. Kalbim küt küt atmaya başladı. Nefesim hızlandı. Ellerim titriyordu. Bir an önce bu motele varmak istiyordum. Bolu'ya yaklaşırken yol üzerinde bir başka motel göründü. Bora, motel illa kuş yuvası gibi olmazsa itiraz eder misin dedim. Ben daha fazla dayanamayacağım. O otele kadar bile dayanamıyorlar. Başka bir otelde duruyorlar. Allah'ım yarabbim. Böyle bayır domuzu gibi oluyorlar birden yani. Otele giriş yapıyorlar. Bora üstündekileri çıkarmış, ayakta beni bekliyordu. Beni gerçekten çok arzuladığını belli eden işaretlerle bekliyordu. Ben de ona bütün hücrelerimle arzu ederek yürüdüm. Hayır yürümedim, aktım ona doğru. Yine asla ayrıntı verilmeyen bir gay sevişme sahnesi. Yani ne olduğunu düşünüyor acaba aralarında tam olarak? Aşağıya birkaç tane bilgilendirici link koyacağım. Bu konuda çünkü ülkemizde hiç olmayan bir şey ya. Cinsel sağlık konusunda insanların bilgilendirilmesi. O yüzden aşağıya her türlü cinsel kimlik ve yönelim için bilgilendirici bir link koymak istiyorum. Umarım belki Ayşe Kulin de izler de bakar yani acaba nasıl oluyormuş falan diye. Neyse İstanbul'a dönüyorlar. Asansördeki aynada acaba içimdeki duygular dışıma da vurmuş mu diye yeni bene baktım endişeyle. Ruhumdaki değişim yüzüme yansımamıştı. Görünüşte bir gün öncesinden farkım yoktu. Sonra Eda işte ya çok merak ettik sizi falan diyor. Bir şekilde onu geçiştiriyor ve böylece Bora ile olan gizli aşklarına başlıyorlar. Bora ve İlhami'nin sürekli sevişmelerini ve aşklarını konuşacağız artık bu bölümden sonra. Bakalım neler olacak? Karısı fark edecek mi? Handan fark edecek mi? Bora ile aralarında ne gibi şeyler olacak? Ve etraflarındaki insanlar fark ederlerse tepkileri ne olacak falan. Bir sonraki bölümde bunu konuşacağız. Tabii önce cicim aylarını konuşacağız. Bugünler daha ilk günleri. Önce bir cicim aylarını
olaylarını konuşacağız. Ama sonra diğer her şeyi konuşacağız. Buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan, Twitter'dan, Threads'den, TikTok'tan. TikTok açtım evet maalesef. Her yerden takip etmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca katıl abonesi olursanız da videonun sonunda isminizi ekranda gösteriyorum. Bunu bilmeyenleriniz oluyor arada hatırlatmak istiyorum. Öpüyorum hepinizi çok. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.